Şeytanu recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Telefonu bir zahmet kapatın. Telefonunuz açık olmasın. Allah istifade ve istifaza etmesin. Arkadaşlar, inşallah becerebileceğim yani böyle. Yeni fark ettiğim şeyler, bakayım becerebilecek miyim, başarabilecek miyim, böyle bir ilginç bir ders. Bazı şeyleri eski şey ama içerisini doldurmak önemli. Mevzu koku, resim ve ruhiyat veya ruhsal ne dersen artık. Şimdi şuradan başlayayım. Nereden başlayacağım bilmediğim için. İlginç bir şey. Ne kadar istifade edersek o da kadar kârdır. Ben de yeni istifade ettiğim bir şey yani. Bahçedeki bütün meyveleri yemeye gerek yok. Evet. Ne kadar ihtiyaç varsa demek ki. Evet, o kadar istifade edeceğiz. Hadi bakalım. Zerre kadar imanınız artarsa, dünyanın en büyük fanisi, ahiretin en küçük bekasına denk gelmez. Çünkü bakinin zerresi sonsuzdur. İmanımız da biraz Allah Allah dersen onun iman arttığını gösteriyor. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Cümle bu. İşlediğimiz her bir günah, fiil, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Başlık bu. Mesela canım sıkılıyor. Moralim bozuk. Kabıma sığmıyor. Ona buna çatmak istiyor. Panikteyim. Depresyondayım. Bunlar saydığın ve sayabileceğin, adınız gibi bilin, bunlar donmuş şeytandır. Yani donmuş günahlardır. İnan. Ondan konuşacağız zaten. Söylediğimiz zaman peki hocam uyanıyorlar mı? Nasıl uyanıyor? Onlar mı? Eğer böyle... Uyanması şart değil. Mesela durup dururken... Bunlar donmuş günahlardır. Yorulduğumuz zaman çok. Yorulduğumuz zaman bu hareketleri bazı zaman yapıyoruz hocam mesela. Yani mübarek yorgunlukla ne alakası var bunun? Of yoruldum. Takatın yok. Ruhsal bunalım hayat anlamını yitiriyor. Artık yaşamak mantıksız geliyor. Evet. Hayat anlamını yitiriyor. Hiçbir şey sana zevk vermiyor. Yorgunsun değil mi? Çocuğun sarılması yorgunluğun gidiyor ama. Aynen hocam. Bu öyle değil işte. Herkesin varlığı sana yüktür. Evet. Kimseyi görmek istemiyorsun. Aynen. O işte. Bak. Yaşadın mı hocam böyle? Yaşadım abi. Abi yaşadım, zehirde yaşadım abi. Zehirde mi? Evet. Zehir verdikleri zaman onu yaşadım abi. Allah'ın, Allah'lığı hatırına, peygamberin hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı Allah'ın yanında. Değeri, kıymet hatırına Müslümanlara bu haleti vermesi. Amin.
Zaten ondan sonra Mehmet abi, bizde enfusi dersler izlendi ve psikoloji dersler ondan sonra patladı. Çünkü ben ne anlarım bu işte? Ben kendi yaralarıma tedavi olarak onları buldum. Başkası için zaten yazılmaz bunlar. Vallahi yazılmaz. Şimdi bir şey okuyacağım size inşallah. Yatsı namazını kıldırırken Allah'ın ikram ettiği paragraf okuyacağım. Bunlara yemin ederim. Düşünerek olur mu? Allah veriyor. Ben buldum, ben yaptım derse o Allah hak ile yıksan eylir. Onun için Allah verince şu oluyor. İster dinle, ister dinleme. İster istifade et, ister etme. Haleti oluyor. Kendin bir şey bulunca illa insanlar dinlesin istersin. Bunu da anladım. Anladık mı abi? Fark. Kendin bir şey buldun değil mi? Yaptın, çıkarttın. Hey, bana bak, görüyor musun şunu? Hani? Yani illa göstermek ihtiyacı. Niye göstermek? Niye bir şey göstermek istersin? Kazanmasını istersin belki hocam. Kendini beğendirirsin. Peki siz hiç çekinmiyor musunuz ikiniz? Maraş'tan derste vaktine geliyorlar. He? Size bu 40 tane. 8'de başladığınız şartın mı? Ya 8 olur mu? Ben seninle utanırım biliyor musun? Maraşları görsen sen tamam, sen yeni geliyorsun. Maraşları görsen tamam mı? İşte insan kendi kazanımıyla Allah'ın verdiğine inan, Allah'ın verdiği arasındaki farkı merak ettim ben. Bu benim bulduğum. Ben bulduğum şeyi göstermek ihtiyacını duyarım. Mesela bir misal vereyim. Hasan kardeş, buyur abi. Sen Merkez Camisi'ne bugünlerde namaz kıldın mı? Bilmiyorum abi, bugünlerde kılmadım. Allah Allah ya. Acayip de adam, sonra hiç böyle mahallemizi Merkez Camisi'ne namazda kılmış. Tamam abi de işte başka yerde kılmış. Olur mu ya, kendi caminde kılacaksın bana? Tamam da abi, derdin ne senin ya? Niye bana beni darlatıyorsun? Tamam başka camide kılmış yapıyorum dersen. Hayırdır abi? Yok, bir şey soracaktım o hiç. Nasıl can abi? Ya camiye girer girmez sağda bir tane böyle elektrik kesilince devreye giren bir tane lamba var ya, ne diyorlar ona? Işıldak. Onu oraya yeni aldım, taktım da belki gördün ilgin. Yani acaba orası oldu mu? Oraya olmuştur ama sana hiç olmadı dedim. 99'u gitti, biri kaldı. Farz-ı mal olarak böyle bir şey olsa. Bu kendi kazanım. Allah verdiği bir şeyi insanlara göstermek o kadar hevesli olmayız. İster dinle, ister dinleme. İster yap, ister yapma. Oluyor, haleti oluyor. Şimdi bir daha. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. İşlediğimiz her bir günah, kalbimize, kafamıza giren her bir şüphe, ruhumuza yaralar açar. Nedir o dedik? Her böyle sıkıntı, panik, panik atak, depresyon gibi türevleri, adınız gibi inanın, ikinci kez tekrar ediyorum, donmuş günahlardır. Yani şeytandır. Yani geliyor bir haram, balkona bak, bak işte ya, böyle yaptığın bir iyilik, söyle ya, olur mu ya, bir elin yaptığın bir eli görmesin, ya teşvik olur ya. Bunları o içeriden bir dayatmayı görürsünüz. Bak, de, söyle. Oluyor ya. Ha, o şeytandır. Şeytandan değil o. O şeytandan değil o. Mesela benim sesim bendendir. Ben değilim. Zahirde. O donmuş şeytandır. O enerji. Bak diyor. Bakmadın. O bak enerjisi vardı ya.
aktif olmuş bir enerji. Bak, bakmayınca o şer hayır oluyor. Allah da diyor ki, benim için bakmadın, oradan alacağın nefsani lezzet, ben sana ruhani bir lezzet vereceğim daha fazla. Hangi lezzet? Bak dürtüsü var ya, bak. Böyle enerji, bak. Böyle bir dayatma görürsünüz içinizde. Ha. O varlıktır, realitedir, vücud haricisi var, mahluktur. O hayra dönüyor. İşte o lezzet oluyor. Şeytanın vücudu hayır oluyor. O donmuş şeytandır, o enerji. Şimdi ne okuyacağım bak. Bu kalp ve ruhumuza yaralar nasıl açıyor? Hiç pek ilgimizi çekmeyen koku ve resim. Nasıl bize buhran yapıyor? Koku, parfümler ve asılan resimler. Konumuz o. Çok dedim ya ilginç. İlginç olacak. Sözler 353. Evet, Erva-ı Tayyib'e Reva-i Tayyib'i sever. Erva-ı Tayyib'e. Erva-ı Tayyib ne demek lugat? Padişah. Güzel ruhlar. Temiz. Güzel. Başka diyecek ama var mı? Erva-ı Tayyib'e. Tayyib. Tamam. He? Pak. Temiz. Pak. He. Bir de okuyayım. Erva-ı Tayyib'e neyi severmiş? Revahi Tayyib'i sever. Revahi Tayyib'e evet. Güzel kokular. Güzel kokuları. Kim severmiş? Latif koku. Latif. Güzel, latif. Kokuyu kim severmiş? Temiz kalpler, temiz ruhlar. Temiz ruhlar. Severmiş. Tamam, bu böyle. Kuraldır. Yani buraya çiçek koysanız, kapıyı açın, arı gelir. Buraya pislik koyun, kapı açın, ne gelir? Kapı açın dedi, kapı mı açın? Sinek gelir. Kapıyı açın ama arı gelir deyince sen açtın, merak etme, sinek değilsin. İçeriden havaalanı meyanı demişsin, doğru geldi. Gene aynı sorun. Evet. Aynı öyle oldu. Sen de aynı... aynı oldun değil mi? Evet. Buna benzer oldu. Havaalanındaki memursunuz dedik. Ha? Havaalanındaki memur şimdi geliyor. Açtı kapı içeriydi. Allah. Güzel koku dedin, o geldi. Güzel koku. Var. Evet, güzel koku. Mesela buraya çiçeği koy, aç kapıyı. Arı gelir. Koy pisti. Aç kapıyı. Sinek gelir. Sineğe lanet okuyacağına temizle. Tuvalete koku koyacağına tuvaleti temiz tut. Yani o tuvalet kokusu tembel insanların özelliğidir. Bu kokuyu ortadan kaldırmaz, pis kokuyu. Seni aldatır. Aldatmaktır. Tamam. Şimdi bak nereye gireceğiz. Burada tamam. Hatta nura yakın olan Revai Tayyib'e dahi nura yakın nur. Öyle meleklere yakın. Şey güneş yarım nurani düşünün. Onun iki katı nur. Güneş yarım nurani. Tamam mı abi? Burayı kaçırmayın. Tamam. Güneş yarım nurani. Onun iki katı nur. Diyor ki hatta nura yakın olan Revai Tayyib'e dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki ondan hoşlanırlar. Yani nura yakın olan Revai Tayyib'e. Revai Tayyib'e Tayyip güzel kokular onların neymiş? Gıdalarıymış. Onu çekiyormuş. Çiçek arıyı çektiği gibi. Tamam. Herkes de fıtratını çekiyor. Şimdi arkadaşlar. Diyor ki mevhumu muhalifiyle. Yani bir şey söyler Kur'an. Ha şu cümleyi söyleyeyim. Edebiyatçımız da var. Edebiyatçılar diyeyim.
Kur'an'ın söylemek istedikleri söylediklerinden fazladır. Risale-i Nur'un söylemek istediği söylediğinden fazladır. Sizin birisiyle konuşurken söylemek istediğiniz, söylediğiniz cümlelerden fazladır. Ha? Şimdi bir de mefhumu muhalifiyle ervah-ı tayyibe, revayi tayyibeden sever, hoşlanır. Mefhumu muhalifiyle ervah-ı habise, revayi habiseden hoşlanır, sever. Ha? Güzel ruhlar, güzel kokuların, güzel kokular, güzel ruhlarındır. Kötü ruhlar, kötü kokuların, kötü kokular, kötü ruhların, gıdalarındır. Mefhumu muhalifiyle erva-ı habise, revahi-i habisi severler. Kötü koku, kimyasal karışımlardan alkol olursa, on cinsin ervahı da gelecektir. Mesela, kokunun kaynağı Fransa'dır. Gusül, abdest ve temizliğe dikkat etmeyen, hatta tarihini unuttum. Fransa kralı, Louis mi neydi? En azından bilmem kaç ayda bir, ayda bir galiba yıkanma, insanlar yıkansın diye kanun çıkarmış. Yani mesela Türkiye'de haftada bir, ayda bir çiğ köfte yesinler, baklava yesinler insanlar diye kanun çıkar mı? Tam tersini çıkar, yemesinler. Üç ayda bir yesinler, olur değil mi? Yani ne kadar pisler ki. Evet. Tamam. En azından o da önünde yıkansın diyor. Yıkansın diyor. Çünkü kendisi aylarca, hatta senelerce deniliyor, yıkanmadığı için hasta olmuş. Bir İslam doktoru muayeneye onu götürüyorlar, denizden götürüyorlar. O diyor ki yıkanman lazım, yıkanıyor, rahatlıyor. Yıkandıktan sonra bu kanunu çıkarıyor. Şaka demiyorum ha. Yani ben ilmi şey yapıyorum, şimdi dalga geçmiyoruz yani. Aşağılamıyoruz, aynı böyle kanun var. Tarihi unuttum yani. 1800'lerin ortasında Hasan. Ben o saraya gittim Fransa'da. Orada anlattı yani. Mesela o sarayda şey yok, tuvalet yoktu. Sonradan yapıldığı belli. Rehbere sorduk yani. Bu sonradan yapılmış. Tuvalet yok mu bu sarayın? Geçiştirdi. Yani hemen başka. Dedi ki ya tuvaletini sorduk. Bu sonradan yapıldı belli. Yok mu? Evet o tarihte saraylarda diyor tuvalet yoktu. Bunu dedi. Tuvalet ihtiyaçlar da yok herhalde. Bunlar nasıl insandı ya? Altını bağlıyormuş. Niye söyledim? Arkadaşlar kokunun kaynağı yani şey parfümün kaynağı oradan çıkmış. Basit zannediyorsunuz. Güzel kokular güzel ruhları çeker. Parfümde alkol var. Erbal habisiyi çekiyor. Rahatlama değil, sıkıntınızın bir sebebidir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, benim dahi görseniz resmimi albüme koyun. Öyle mi dedi? Evet. Ne dedi? Ayağınızı ben onu söylemekte utahaya ediyorum, içtinab ediyorum. Yani işte şöyle yapın dedi. Ben onu ağzıma alamadım. İmha eden bir şekilde. Heh. Benim dahi olsa bunun dışında kimse olabilir mi? Olamaz. Şimdi ben biraz bu işlerden hasta olduğum için yani ruhani şeylerle psikolojinin zaten temeli benim pergel ruha, ruhtadır. Tıptaki psikoloji bedenseldir. Pergelleri bedendir, beden merkezli izah yapıyorum. Benim psikoloji şeylerim ise pergelim ruhtandır. Bu tür şeylerden başlıyorum. Tıbbın en büyük ikinci farkı da şu, cin ve şeytanı kabul etmedikleri için cin ve şeytandan kaynaklı olan hastalığı bilemezler. Bilemediği için ona çözüm bulamazlar. Bulamadıkları için aklı devre dışı yapan, uyku veren, sersemlik veren ilaç vermek zorundadır. Sebebi tanımadığı hastalığı ancak aklı devre dışı yaparak çözmek acziyetine girmiştir. Çünkü Avrupa menşeli
Tıp çözümü budur. Bir daha söylüyorum. Cini ve şeytanı, onun dışında erva habisi, cin ve şeytanı kabul etmediği için onların yaptığı tahribatından ortaya çıkan hastalığı da bilemeyecektir. Bilemeyince tanımlayamayacaktır. Tanımlayamadığı için bir organ değildir o. Ayağın kırıldı, kolun kırıldı, organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Gözün ağrıyor, organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Ve buhran geçiriyorsun, sıkıntı. Psikoloji yani, psikoloji, ruhsal ilim. Psiko, ruh demek, loji, ilim. Ruh ilmi, psikolojik rahatsızsın. Organ belli mi? Yok. Organ bak, belli, kolum kırıldı. Organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Üç tane unutma. Organ belli, hastalık belli, ilaç da belli. Peki, psikolojide organ var mı? Organ belli değil. Peki, nereye ilaç yazıyorsun? Kur'an'ın tanımlamasına göre yakılun, takılun, efele tefekkerun gibi ayetlerle aklı devredişi yapmıyor, aklı başa almasını söylüyor. Oysa ilaç aklı devredişi yapıyor. Bu çözüm değildir. Aksiyettir. Hala ısrar ediyor. Şeytanı ve cini ve ervan habiseyi tanıyamadığı için onun yaptığı tahribattan ortaya çıkan hastalığı tanımlayamayacaktır. Tanımlanamayan bir hastalığın da ilacı yoktur. Olmayan bir organın ortaya konulan ilaç aklı devreye dışı bırakmak olacaktır. Bu aksiyettir. Çözüm değildir. Çözemeyeceksiniz. Peki bir tanesi bu. Parfümde alkol var. Çoğunlukla etildir. %90, 99 hatta. 3 tane alkol var. Propil, metil, etil. Şu anda çoğalmış. Benim mektep okurken 3 taneydi. Şu anda diyorlar ki abi 10 taneye geçmiş. Tamam. Etil haram olandır. Şimdi bu koku, bak ne diyor? Ervah-ı tayyibe, revah-ı tayyibeyi sever. Mefhumu muhalifiyle ervah-ı habise, revah-ı habiseyi sever. Kokuların içinde alkol varsa o revahi habisedir. Habis ruhları çeker. O kokuyu sürünen o pislik gelir. Hatta Kur'an böyle üzerinize bunları koyup da dikkati çekmeyin diyor kadınlara. Hatta ses bile ervah-ı tayyibeyi ve ervah-ı aliyi celbeder. Bakın bunu bilmeyen insan Kur'an'a bu mana veremez. Bu mana budur demem. Haşa ve kella. Bir manası şudur Allah-u Alem. Ses de sesin vuruşuna göre, tonuna göre, tonlamasına göre, yani içeriğine göre erva habiseyi ve erva aliyi celbeder. Kur'an der ki kadınlara ayağınızı yerlere öyle çalımlı vurmayınız. Çünkü ayaktan kasıt sestir. Ses de sesin yaratılmasından ruhani yaratılıyor. Koku. Çok şaşıracaksınız. Çamaşırlarımızdaki kullanılan kimyasalı müekkel ruhanileri vardır. Ruhanileri vardır. Plastiğin ruhanileri vardır. Deterjanların ruhanileri vardır. Çünkü müekkel. İyi şeylerin ruhanileri melekelerdir. Kötü maddelerin, mesela gübrenin, alkolün müekkel melekesi yoktur. Müekkel erva habisesi vardır. İlginç bir derstir. İnşallah becerebilirsek demiştim. Alkolün müekkel meleği yok. Ya ne var? Onun müekkellerin erva habiselerdir. Koku sürünende ruhsal rahatlık yoktur. Hepsi problemlidir. Kim sürüyorsa. Çünkü sıkıntıdır. Zaten sıkıntılı olmasa yapmazdı onu. Peki bir koku daha yapmasının sıkıntısını bastırmak içindir. Adınız gibi bilin. Kardeşim, burada biraz tevazu aralayayım, yapmayacağım. Benim için
bu şuhuttur. Koku, kokuların müekkellerinin erva habise olduğu ve erva hali olduğu benim için neredeyse imanlıktan çıkmıştır. İman gaybadır. Benim için gayb değil. İman gaybadır. Benim için gayb değil. Koku kendi cinsinden ruhaniyattır. Nerede söylüyor? Sözler 246'da. Koku sürmesinde ne tür kokusu? Güzel koku, alkolsuz. Mesela bugün parfümler, iş çamaşırlar, iş çamaşırın malzemeleri, renkleri ve kimyasal maddelerinde şeyi vardır, ruhanileri vardır. Tabii beni asacaklarını biliyor. Neden bahsediyorsun sen ya? İşine baksana şimdi. Nereleri oynattığını biliyor musun? Çok iyi biliyor. Bak diyor ki, ve alleme, kime bu ilimler veriliyor? Burada anlatıyor. Bak 246 bak. Ve alleme ademel esma'e külleha. Bu ayetin altına bak. Bu ilim herkese verilmemiştir. Şu anlattığımız, konuştuğumuz ve konuşacağımız. Mesela hangi işini okuyacağım? Ortadan okuyorum tabii. Paragraf bu. Şuradan okuyacağım. Şurada bir cümle. Kur'an şahs-ı Adem'e melaikelerin itaat ve inkiyadını basit bir hadise zannediliyor. Kur'an Adem'e değil, şahsiyet-i maneviyesine. Adem bu ceset değildir. Şahs-ı manevisine melaikelerin itaatını ve inkiyadını ve şeytanın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle. Ne diyor? Ne bir beşere? Kainatın ekser maddi envaları ve envan manevi mümessilleri. Nevi beşere, kainatın maddi envaları ve onun mümessilleri. Bir, kim? Mümessil, temsil eden, müekkelleri, onun bekçiliğini yapan, mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını, yani maddenin mümessilleri ve müekkelleri, kısacası madde dolmuş enerjidir. E eşittir mc kare ya fizikte. Madde dolmuş enerjidir. Erva habise ise donmuş maddedir. O pistir. Alkol, gübre, necis gibi. Bu nedir? Donmuş enerjidir. Enerji nedir? Ruhaniyattır. Hepsi ruhaniyattır. Varlık ruhsuz yoktur. Hepsi ruhtur. Donmuş enerjidir. Bu enerji, donmuş enerjiye bir de müekkelleri var. Onu yönlendiren, maddeyi yönlendiren. Mesela ağaca hangi element? 0,05 miligram kalsiyum, 0,010 miligram magnezyum gitmesi lazım. Bunları yönlendiren, bu miktarı alan, ağaca o miktarı veren melekedir. Tamam. Şimdi bu madde mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını, yani madde Adem'e, bunlar ne anlatmaya çalışıyor bize? Nevi beşerin hassalarının bütün istidatlarına istifadeler müheyya, munkat olduklarını ifham etmekle beraber. Bunu dedikten sonra esas okumak istediğim cümle şuydu. O nevin istidadını bozan insanın, Adem'in nevi var ya biz, istidadımızı bozan, kabiliyette değil ha, kabiliyet istidat arasında örnek veriyorum, hocam mesleğinden vereceğim. Herkes edebiyatçı olmak istidadındadır, herkes. Ama herkes edebiyat yapabilecek, edebiyatçılık, edebiyat öğretmeni yapabilecek kabiliyette değildir. Herkes doktor olma istidadındadır, alim olma istidadındadır. Ama herkes alim olma kabiliyetinde değildir. Ortaya çıkma şeyi. Şimdi diyor ki,
Nevi beşeri, hastalarının bütün istifadelerine müheyya ve mukat olduklarını ifham etmekle beraber o nevin istidadını bozan. Bak, istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-i şerire ile. Mevad-i şerire. Ne demek hocam? Şerir maddeler. Mevad-i şerire ile insanın istidadını bozan ne varmış? Mevad-i şerire. Şerir maddeler ile onların mümessilleri. Mesela zehir. Mevad-i şeriredir. Onun meykelli var bir de. Onun diyor onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri. Yani o kanser hücresi, kanser hücresi içine girmiş, mümessili var, mümessili var, temsilcisi var. Bir de o orada oturanlar var ayrıyetten. Bir ben oturuyorum, bir de siz geldiniz buraya. Mevad-i şeriri ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nevi beşerin tarike kemalatına ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek Kur'an-ı mucizül beyan bir tek Adem'le aleyhisselam cüz'i hadiseyi konuşurken bütün kainatla ve bütün nevi beşerle bir mukallemi ulviye ediyor. O kanser hücresi donmuş ervah habisedir. O mevad-i şeririnin bir sekenesi var, bir de mümessilleri var. O şerir maddede oturanlar var, bir de onu temsil edenler var, nakledicileri. Şimdi koku ve resim. Ona ait bir cümle de okuyayım, 410. Şu anda hatırıma geldi, kayıt yapmadım onu. Deftere yazmadım. Çünkü biliniyor diye. Bak diyor ki niye Kur'an resimleri meni diyor. Mesela diyor ki sanem perestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi sanem perestliğin bir nevi taklidi olan suret perestliği de men eder. Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli ve gölgesiz suretler ya bir zulm-ü mutahaccir veya bir riya-i mütecessit veya bir heves-i mütecessimdir ki beşeri zulme ve riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder. Ben buradan atlayayım. Size şey okumak istiyorum. Atlayayım. Diyor ki açık saçıklık. Günahtan bahsetmiyorum ben. Biliyorsunuz ben günahtan, sevaptan bahsetmiyorum ben. Açık saçıklık, bu noktadan düşünün lütfen. Günah falan değil, düşünmeyin. Başka bir noktadan düşüneceğiz. Açık saçıklık, samimi hürmet ve muhabbeti izale edip aile hayatını zehirlemiştir. Hususan suretperestlik, bakmak, ahlakı fena halde sarstığı, sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Nasıl ki hastanede, morgda, merhume, morgda gece ölmüş, morga indirmişler soğuk kadebusuna, kadın cesedine. Ve rahmete muhtaç güzel bir kadının cenazesine nazarı şehvet ve hevesle bakmak. Morga gitti adam, kadına bakıyor. Ne olur? Mideniz bulandı mı biraz? Niçin korkunç biliyor musun? Biraz normal geliyorsa... Bu işlere normaldir bir ruh. Herkes kendisi ölçsün canım. Öyle iğrenç geliyorsa elhamdülillah. Bak şimdi. Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadının nazarı şehvet ve hevesle bakmak, cenazesine bakmak, bakmak ne kadar ahlakı tarif eder. Korkunç değil mi? Çünkü az gördüğümüz için yaygınlaşmamış. Cenaze yok ki etrafımızda. Ama şu anda korkunç geliyor. Belki senede bir, iki, üç defa görürsün. Annen, teyzen ölünce böyle. Ama her tarafta böyle ceset olsa artık ölüm normal olur senin dünyada. Öyle de ölmüş kadınların suretlerine filmi çevirmiş ölmüş kadın.
Ruh, ölen morgdaki kadının ruhu orada mı? Değil, gitti. Neydi orada? Sureti kalmış. Ruhun sureti. Aynı onun gibi kadın ölmüş, filmi kalmış, resmi kalmış. Suretlerine veya sağ kadına küçük cenazeler hükmünde olan suretlerine. Adam kadın yaşıyor ama, belki uyuyor ama gece onun filmini seyrediyoruz. Aynı onun ölü, onun sureti, sureti nesidir? Ruhuna göre, cesedine göre ölüdür. Ölüsü yani. Kadının ölüsü. Ne yapayım? Bir ölüsü de oradaydı. He? Çok ben ölmüş de onu da izliyor. İzlemiş oluyor. Evet. Suretlerine veya sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine heveskârane bakmak aynıymış. Derinden derine hissiyat ve insanı sarsar tahrip eder. Ne noktasında aynıdır? Günahta bahsetmiyor. Hissiyat-ı ulvi insaniyi tahrip etme noktasına ait. Ulvi ister gidince de bir şey kalmıyor. Ulvi ister gidince, ulvi değerler yok yani. Adama ne anlatırsan anlat. İşte resimler ve sürdüğümüz kokular bunu barındırıyor. Çamaşırlarımız, çamaşırlarımızdaki yazı müekkel ruhaniyatı var. Mesela Kur'an bir şekildir, sureti. Kur'an'ın bir sureti var, Musaf, kitaplıktaki. Bir kanuniyeti var, tamam mı? Bir de hakikati var, bir de mahiyeti var. Sırf sureti mahluk, yani Musaf, şu. İnsan da böyle. Bak, alkolün, yani çamaşır da öyle. Çamaşır da öyle. Yani resimler öyle. Kur'an onun için söyledim. Sırtımıza resimler sanki reklam panosu. Belki de anana küfür ediyor o resim. Var var. Ben piçim diye İngilizce yazan yokmuş. Ben bilmem ne çocuğuyum diyor. Bu yazı varmış ha. Anana böylelikle küfür ediyor. Ama onu taşıyoruz. Niye gavur yazısı diye. Alkolun müekkel meleği yok. Nefs peki nesi var? Onun müekkeli erva habisedir. Sen de alkoldan parfüm koku sürünüyorsun. Sen erva habiselere baştan davetiye çıkarmışsın demektir. O cinsten gelecek. Kokulardan Allah Celle Celaluhu ruhani yaratıyor. Ali veya habis olmak üzere iki çeşit. Ali ve habis. A çekiyor, i çekiyor. Ali ve habis. Habis. Olmak üzere iki şey. Peygamberimiz Aleyhisselam bana üç şey sevdirildi demiş. Bir mana hadisi şeriflerde bir tanesi kokudur. Güzel koku sevdirildi. Müekkeli var. Çok ilginç. Fakat pek ilgimizi çekmeyen Mehmet abi korkunç bir tarihçede bir cümle var. Bak nereye gelecek. Tarihçi Hayat 627'de Ustad bak ne diyor. Ustad'a anlatıyor. Fuzul bir şey yazmazlar yani. Çok az çok şey anlatsın diye. Öyle Ustad'ın kerametleri bile yazılmamış. Bak Tarihçi Hayat'ta Ustad'ın kerametleri bile yazılmamış. Çünkü ana temada yeri yok. Ana gayede Risale-i Nur'un ana gayesinde ustadın kerametinin yeri yok. Tarihçede yok yani. Çok azdır. Ama neyin yeri var? Bak şuraya bak. Kerametin yeri yok bunu koymuşlar. 627'de tırnak aç. Çamaşırını kirlenmeden değiştirir ve temizlettirir. Temizleyen fevkalade itinad eder. Kağıt parayı tutmaz ve üstünde taşımaz. Bitti. Cümle bu. Şimdi. Bir daha. Başım üstüne. Çamaşırını kirlenmeden değiştirir. Abi çok önemli. Gireceğim biraz. Ama bazı bam tellerine dokunacağı için fazla girmeyeceğim. Özel çamaşırlar ilerisini düşün. Çamaşırını kirlenmeden
değiştirir, temizlettirir, temiz diye fevkalade itina eder, kağıt parayı tutmaz ve üstünde taşımaz. Bir, ustad israf-ı kelam yapmaz. Çünkü kirli çamaşırların müekkelleri erva habiseler olur. Bunu niye söylüyor? Kirli çamaşırlar var ya, terli. Onun müekkeli o cinstendir. Kirli çamaşırın müekkeli erva habiseler gelir. Kirli çamaşır giyen insanda erva habiseler gelir, davetiyedir. Kirli evlerde, pis evlerde, kenar köşesi pis olan, bazı böyle evler çok acayip oluyor böyle, kir. O cinsten ruhani geliyor. O evde huzur olmaz. Bak ne diyor? Çamaşırını kirlendikten sonra demiyor. Kirlenmeden değiştirir. Ona bir misal, iki tane misal vereceğim. Şey, bir misal, bir iki tane misal. Tabii şimdi, dağınıklı da ona dahil değil mi? Bir aynı. Olmaz. Aynı. Düzenli olmaması. Tabii. Mesela bak. Allah Resulü'nü aleyhissalatü vesselam sahabe şöyle takip edermiş. Geçti gitti. O zaman kafire mi soracaksın Muhammed aleyhissalatü vesselam nereden geçti? Nereye gitti? Cep telefonu var mıydı o zaman? Yoktu. Öyle zannediyorum da telefon yoktu. Peki nereden soracaksın bir sahabe? İki tane sahabe geliyor veya bir tane. Resulullah talebeleriyle gitti. Her gün bir yer değiştiriyor. Kafirden. Peki nasıl takip et? Nasıl bulurlardı o mağarayı? Kokusundan. Kokusundan buluyor. Bıraktığı kokudan buluyordu. Ustadın bak kirlendikten sonra temizlettirir demiyor. Çamaşırını kirlenmeden değiştirir. Temizlettirir. Yani ustadın çamaşırlan abiler anlatıyor. Şu anda usta abi de sağ, o da söylüyor. Hatırladı da var. Ben Sugur abiden dinlemiştim. Çıkarırdı diyor ustad. Hangisi temiz, hangisi çıkarttığını ayırt edemezdik. O kadar temizdi diyor. Nasıl ayırt ederdiniz? Derdi Rüşt abi, dedi ki Sungur abi, ahe dedi, hiçbir şey kokmuyorsa bu yıkanmış, temiz. Gül kokuyorsa ustak bunu giymiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üşümesin diye Veysel Karani'ye hırkasını göndermiş. Olur mu? Veysel Karani develerin çobanıdır. Çobanın, develerin çobanı olduğu için tüyü çoktur, ipi de çoktur, kaza da çoktur. Resulullah'tan kaza ihtiyacı yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam hırkasını göndermiş Veysel Karani'ye. Mustafa, üşümesin diye değil. Kardeş, bir şey çizmeye çalışıyorum. Bir iz takip ediyorum, bir gayeye. Bu gayeye malzemeler yapıyor. Bu gayeyi kaçırırsanız bu anlattıklarımın hiçbir manası yok. Allah Resulü hırkayı göndermiş. Onu göndermiş. Niye? Üşümesin diye değil. Peki gönderip ne yapmış? Demiş ki, demiş ki, bunu gönderince demiş, ne demiş? Bilen var mı? Ümmetime dua et. Giydiği zaman, bunu giydiği anda ümmetime dua et. Çünkü sirayet var eşeğe. Mesela bilgisayardan film seyrediyorsunuz. Televizyonda bir film seyrediyorsunuz. Adam bir tanesi filmde sigara içti. Sana doğru Mehdi abi sigara üflese sen sigara kokar mısın? Yok. Ama burada içsem kokarsın. Tamam mı? Şimdi dükkanlarda satılan eşya odur. Ama giyilmiş eşya kişi buraya sirayet eder. Buraya sirayet eder. Ve bu kokuyla hayvanlar ve sığırlar sahibini tanır. Köyde bizim parçalanmıştı, kurt parçalanmıştı. Ondan sonra bizim köyde de yakın köyde eşyasının parçasıyla köpek kokuyla iz takip ederek buldu. Küçük küçük parçalarla, gömlek parçalarıyla. Onu buldu ya. Nerede şey yapıldı? Buldu. Yani beni, bana niye gelmiyor? O koku ona ait. Bu gömlek ben giydimse ona ait. Şeyi,
Esrar yakalıyor kokudan, daha en mahrem yerlerde bu kokuyla. Evet. Hani. Evet abi. İki, resmin müekkelleri erbaa habiselerdir. Benim resmimi görürseniz diyor, ayağınızın altına alınız. Benim dedem diyorsun sen, ustadım diyorsun, şeyhim diyorsun, önüne koyuyorsun, duvara asıyorsun, evlilik resimlerini koyuyorsun. Evde de huzur istiyoruz. Peki, nerede gizleniyor? Resimlerin gözünde. Resimlerin gözünden geçiş yaparlar, erva habisi. Allah, bazıları şöyle diyor. İşlediğimiz günahtan şeytan bize girer, doğru. İşlediğimiz günah zannediyor ki içki, kumar. Oysa adak yaptık. Adak. Adağımız var. Ondan sonra anne babamıza of dediklerimiz var. Kul hakkı var. En basit kul hakkını söyleyeyim. Delikanlı sen nerelisin? Ben Asya'nın Urfa'lıyım ama Adana'da. Adana, Urfa'lıyım diyeyim. Desem ki, bırak canım sana bakarak. Adın ne senin? Mustafa. Mustafa. Ya bırak ya Urfa'dan adam çıkar. Bak bütün hepsinin hukukuna tecavüz etti. Bu sana nasıl yansıyacak bu dünyada biliyor musun? Ahirette değil o, sonra olmuş. Bu bir yere, her bir günahın vücutta belirli noktalar var. Oraya donuyor. O noktalarda o bölgeler ağrıyor. Ha? Donmuş enerji. Donuyor, enerji oluyor. Ha? Kul hakkı vesaire. Mesela bazıları içki işte anne baba, ya kardeşim banyoda bevletmeyin diyor Allah Resulü. Birisi diyor buna mukabele, sanki bana mukabele edecek. Resulullah'ın hadisini şey yapıyor. Vesvese hastalığına duçar olursunuz diyor. Vesvese de şeytandır. Günah mıdır banyoda bevletmek? Değildir. Ama mekruhtur. Hani kaliteli günahın kaliteli şeytanı olur. Kalitesiz günahın da kalitesiz şeytanı olur. İçki içmenin şeytanıyla banyoda işemenin şeytanı farklıdır. Neye benzer? İçki içmek, içki satmak, içki taşımak. Hepsi farklıdır. Günahları. Dolayısıyla illa günah haram olan değil, mekruhlarda da oluyor. Mesela resim asmak doğru değildir. Haramdır. Üç eve rahmet melekleri girmezmiş. Üç eve. Bir, siz söyleyin. Resim asılana. Resim asılana. Köpek bulunana. Bak. Paşa açık gezen. He? Paşa açık gezen mi? Yok. Kur'an okunmuyor mu? Bir daha. Resim asılana, köpek olana, cunup olan eve merhamet melekleri girmez. Hocam bir şey sorar mı? Sor. Havluda olsa köpek? O dolayısıyla etrafını havlu... Avluda seni şeytan karşılayacak. Kapıdan çıkar çıkmaz şeytan orada. Köpek ancak şart da şu. Eğer eviniz uzak şehirden, köyden tehlike altı ediyorsun. Ya rahatsız oluyorsun, ihtiyaç hissediyorsun. Tamam. Sürüm var der hayvan. Onun için ihtiyaçtır. Yoksa heves de olmaz. Şimdi resim mesela banyoda bevletmeyin diyor. Tamam bevletmeyin. Orada size vesvese hastalığı duçar olur. Başka? O da gün mekruhtur başka bir mekruh. İlla haram değil. Kemiğe, tezeye bevletmeyin, işemeyin. Ne olur? Cin kardeşlerinizin diyor gıdasıdır kemik ve tezek. Ha? Çöplükte mesela kemik yiyor cinler. Cinler için senden önce tavuk yemiş adam, et yemiş, atmış kemiğini oraya. İşte bunlar besmele çekin diyor, tamam mı? Destur deyin. Besmele ile olun. Basit giremez diyor. Kardeşim bizim kafamız şuna basıyor. Şeytan, cin, ustad. Başka kategoriden bahsediyor biraz. Ustadın lisanını anla. Bak şimdi. İns, cin, melek,
Şeytan ruhaniyat diyor usta. Eğer ruhaniyat cin, melek cinsinde ise ayrı bir kategori niye zikrediyor? Bak bu ayrı cinstir hepsi. İns. Kim? Biz. Cin. Cinler. Melek. Şeytan. Bir de ruhaniyat diyor. Ruhaniyat. İçi çok zengin. Ben iki tanesini bahsedeceğim. Kokumun konumuzu. Erbah Aliye. Erbah Habise. Mesela ruhaniyatın başka neleri var? Ruhaniyatın tefsiri demiri de geçiyor. Can, cinlerin çoğulu. Dan, han, man, tam, test. Orada diyor ki her bir saydığımdan, altı tane, her bir saydığımdan bin nev var diyor. Mesela balık desem. Balık çeşidi kaç tane biliyor musunuz? Ustad söylüyor. 100 bin. Denizlerde 100 bin. Nebatat kaç çeşittir? 100 bin. Hayvanat kaç çeşit? 100 bin. Semadaki kuşta kaç çeşit? 100 bin. Toplam 400 bin. Ama balık. Balık bir tane söyledi. Ama içinde kaç tane ne var? 100 bin. Onun için tam 100 bin. Test 1000. Ne yapar? 6000 nev var ruhaniyatın içinde. O bizi ilgilendirmiyor. Korkmana gerek yok. Fakat doğru yaşayacağız. Haram değil banyoda işemek. Ama mekruhtur. Her bir mekruhun ve her bir sünnetin, her bir doğrunun, her bir yanlışın, her bir haramın, her bir farzın müekkel ruhanileri var. Yani içki içmenin erva habisesiyle efendim banyoda işemenin, tuvalette tükürmenin erva habisesi farklıdır. Mesela televizyonda haram seyretiyoruz. Film, internet, YouTube'da. O seyrettiğiniz haramda oynayan kadın ve erkeğin ruhaniyatını kopyala yapıştır geliyor sana. Onun adı erva habisedir. Biraz önce 410 sözlerde okudum ya, morgdaki kadına bakmak. Onun o üzerindeki dalga boylarını fizikten ispat edeyim. Çünkü görmek karanlıkta göremezsiniz. Işıklı gözükür. Onun vücudunu meydana getiren enerji paketlerini gözden içeriye girip retina bölgesinde ve arkasında bu dalga boyunu enerjiye görme alanı arkada 2x2 görüntü alanında bu enerji paketini tekrar asli olan resme dönüştürüyor. İlk önce resim, yani dalga boyu enerji tekrar görüntüye dönüştürüyor. Hiçbir yerde boşluk yok. Doğru yaşayacağız. Ha mekruh haram değil ama yani şey ama tahrimen ya bir şey değil. Kardeşim doğru yaşa ya. Bu sefer öyle oluyor. Vesvese diyor. Banyoda bevletmeyle olur. Bit sebebi. Yine olur. Deme işte sana ne ya. Bilmiyorsun. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Ha? Peki anne babaya el kaldırdı. Bedeli nedir? Gidip elini ayağını öpeceksin, herhalde kalacaksın. Yoksa o kurtulamazsın sıkıntıdan. Allah dedi mi öf demeyin. İşlediğimiz bir günah. Tövbe yapmadıkça kurtulamazsın. Tövbe yapacaksın onu. Yapacağız ya. Vallahi gelmeyeceğim ya. Cezalama beni ya. Vallahi gelmeyeceğim. Gitti biraz sonra. 3 gün oruç tutacaksın. Yemini bozdu. Peki ne olacak? Unuttum. Heh, dayanamıyorsun. Göğüs darlığı, buhran, panik atak vesaire. Bir sürü sıkıntılar. Yani bir insana dokunmayın. Herkes patlıyor. İşlediğimiz günahlardan. Mekruhlardan. Hepimiz ya. Devam ediyor.
Hazreti Ali radıyallahu anh bir mana diyor ki, kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım diyor. Hazreti Ali diyor. Neymiş? Kirli çamaşıra parfüm değil. Koku değil. Ne lazımmış abi? Sabun lazımmış. Madem alem-i şehadet, alem-i gaybın üstünde serpilmiş tenteneli bir perde ise, usta diyor. Alem-i şehadet bu. Mustafa, sıkılıyor musun abi? Alem-i şehadet var ya, alem şu dünya. Alem-i gaybın, alem-i mananın üzerine serpilmiş tenteneli perdedir, perde ise, tamam. Alem-i gaybtakiler âli olsun, habis olsun, alem-i şehadete çıkmalarına yolu biz açıyoruz. Altta bulunan köpekler var, alt kattan. Kapı açmasın giremez. Madem alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerinde tenteneli perde midir abi? Örtü müdür? Sen bu örtüyü açmadıkça aşağıdan çıkamıyorlar. İyiler veya kötüler. Tamam. İyiler, kötüler çıkamıyor. İşlediğimiz günahlar alem-i gaybın habisleri çıkıyor. İşlediğimiz iyilikler alem-i gaybın iyilikleri ortaya çıkıyor. Yoksa onların üstü örtülüdür. Biz açıyoruz. Kur'an'da öyle diyor. Sizin işlediğiniz günahlardandır diyor başınıza gelenler. Günahın tabii haramı var. Tahrimeni var. Tenziyeni var. Mendupları var. Mustafa vesaire var ya sünnettir. Mesela bazı sünnetler farzdır. Namaz kıldı ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun sünnetidir ama farzdır. Bazı vacipleri var. Sünneti var, mendupları var, mustahapları var. Tamam mı? Bunların hepsinin de ruhanileri var tabii. Ama biz temelini yapmak lazım. Haramdan uzak duracaksın kardeş. Televizyon, internette karşısına durup da kapattıktan sonra yatarken oh be! İyi ki seyrettik ya. Mahrum olacaktık. Ne kadar rahatsız. Laf dinle. Laf dinle. Asıl imamını dinledin, rahat edersin. Dinlemedin, yani bana bir şey olmaz zannetmek, öyle derdi. Belayı sarıyoruz başımıza. Laf dinlememenin bedelidir. Yok canım, bir şey demedim canım, sen devam et. Biz laf dinleyenlere konuşuyoruz. Ya. Alemi gayptakiler, âli olsunlar, habis olsunlar, alem-i şehadete çıkmalarına yol biz açıyoruz. Yoksa onların üstü örtülüydü. İnsan, şeytan kapalı ya, insan konuştukları ile, fiilleri ile üstlerini açıp yanımıza hazır olmalarına sebep oluyoruz. Mesela gıybet. Gıybet ettiği anda üstünü açıyorsun adam. Hemen üstünü açıyorsun, adam burada. Gıybet ettiğin anda, yani senin sevabın gidiyor. Ya bu dindeki adı, ben ondan bahsetmiyorum. Ben fizikten konuşuyorum. Çünkü sevap hanene, günah hanene çizgi yazıldığından bahsetmiyorum. Haşi meydandaki hesaptan da bahsetmiyorum. Günahların ve sevapların fiziksel boyutundan bahsediyorum. Gıybet ettiğin anda negatif enerji aktif oluyor burada. O negatif enerjinin adı şeytandır. Dişimizdeki şeytan. Peki gıybet ettiğimiz zaman bizde uyanan ne oluyor? Negatif hissiyatın adı nefsi emmaredir. Hocam, şey söyleyeyim. Haramlarda şeytan, mekruhlarda cinler aktif oluyor. Söyle abi. O gıybet yapılan yerden uzaklaşma mı? Evet. Mesela buna ait. Mesela tabii ama şöyle. Ya susturup ya uzaklaştır. Ona ait bir tane şey hatırlattın bana. Hadis. Mustafa mıydı adın? Evet. Sen de Mustafa, sen de Mustafa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kısım sahabeyle seyahat ederken Lut Gölü'ne gelmişler. Lut Gölü. Lut. Ne yapmış? Su içmeye kalkmışlar. Develeri sulamaya kalkmışlar. Allah Resulü heyecanlanmış, gelmiş. Hemen toplanın diyor. Yapmayın, içmeyin, bırakın, gidin diyor buradan. Çabuk. Ondan sonra sahabeler de bir şey yaptı falan. Sonra diyor ki, bir mana söylüyorum tam cümle değil. Diyor ki, Allah'ın gadabı ve laneti buranın üzerindeydi. Korkarım aynı gadab tecelli eder. Orada duruyormuş gadab.
gölünün of şeyi. Onun için zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın. Aktif oluyor. Şimdi haramlarla şeytan, mekruhlarla cinler aktif oluyor. Aktif oluyor. Ondan sonra bir şey yapamıyorsun. Yani çok zor, yapamıyorsun. Ya peki nedir? Onu tövbe etmen lazım. Mesela kurban adağın var. Allah'ım beni affet ya, bu sıkıntımdan kaldı. O adak yapılmayıp, o donmuş enerjidir. O bu tövbeyle kalkmaz. Onun tövbesi bu değil. Eğer bu olsaydı Allah bunu derdi. Bedelin o değil. Zinanın tövbesi, Allah'ın böyle şey, onun şeyi var. Böyle, onun bedeli var. Kul hakkı var. Mesela kalemimi çaldın. Sen de sıkıldın tabii. Niye sıkıldın bilmiyorsun. 2 sene önce çaldın benim kalemimi. Kul hakkı, gitti meyvemi yedim, bilmem ne yaptın. Çıktın, kandırdın beni. Allah'ım sıkıntı, Allah'ım kaldır Muhammed ümmetini. Hayır, adetullah işliyor. Git kul hakkını de, onun tövbesi odur. Onun tövbesi odur. Abi sadece onun bedelini vermek mi lazım? Yani ki yaptığın şeyi helalleşip söyleyip helalleşmek de onu kurtarıyor. Tabii kurtarıyor, kurtarıyor. O sıkıntı olmaz daha. Ya kusura bakmaz ben. Kıymet ettim seni. Adam ölmüşse diyelim, adam zaman geçti. Adam ölmüşse varislerinden, çünkü miras varislerine kaldığı gibi varislerinden helallaşacaksın ve dualarında da onu iştirak edeceksin. Tamam mı? Yoksa onların üstünü, üstü örtülü, insan konuştuklarıyla, fiilleriyle üstlerini açıp yanımıza hazır olmalarına sebep oluyoruz. Ailesi de öyle, habisleri de öyledir. Mesela ya Allah selamet versin ya. Bizim Maraş'ta falan kardeşimiz var. Hemen ruhaniyat hazır oluyormuş. Allah selamet versin. Şöyle çok güzel iş yapardı. Ondan sonra gıybeti şöyle. Ya Allah affetsin yani onu da bizi de. Maraş'ta bir kardeş vardı. İsim vermeyeyim. Gıybet olur. Tamam, isim vermeyin. Şöyle yapardı. İsim vermemek gıybet olmuyor. Ne diyor? Gıybetin ölçüsü şudur. Gıybet risalesinin. O senin kastettiğin adam. Sen bilmiyor musun? Biliyorsun değil mi onu? O hazır olsaydı, kenarda dinleseydi, senin konuştuğundan rahatsız olacak idiyse onun adı gıybettir. Ama gıybeti başına yansın. Karadeniz bizim oralar öyle diyor. Gıybeti başına yansın. Doğru söylüyorum. Doğru söylediğin için gıybet. Bir de yalan söylesen iftiradır. Doğru söylediğin için gıybet zaten. Niçin peki? Kardeşim sen şunlara neydi? Bana niye söylüyorsun? Benimle aramı niye bozuyorsun? Gıybetin bir hikmeti bu. Ben onunla aramayayım. Sen bana elbise giydiriyorsun. Sen onu bana ya bana şöyle yaptı böyle yaptı. Gıybet ya. Ben de vay be öyle mi ya? Allah Allah. Ona bir böyle yapmış ha. Allah Allah. Murat ya. Pürsün hiç tanımıyor. Hiç öyle de bir adam benziyormuydu ya. Ha bak ne yaptın? Güdümlü mermi oldu. Ondan sonra Murat şey geliyor. Orhan geliyor. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. İçin boş. Çoğunlukla biz araştırmadan, tahkik etmeden birisi bir haber getirdiği zaman diyor. Haber mi getirdi? Fasıktır. Ne söylüyor kardeşim? Fasık. Haber getirdiği zaman fasık diyor onun hakkında aleyhinde. Kur'an'da tahkik etmeden karar vermeyin. Zalimlerden olursun. Unutma. İşaret-i İcaz 107'de şöyle geçiyor. Bunu unutma ve sor. Bugün tespit ettiğim şey okuyamadım. Çünkü sabitim geldi. Yarın akşam inşallah okuyacağım onu. İşaret-i İcaz 107'de bak ne diyor. Ve dersimiz bitiyor. Bunu iyi dinlemenizi istiyorum. Hangi sayfadaydın Murat Yıldırman? Evet, hangi sayfadaydı? 107. 107'de. Neredeymiş abi? İşaret-i İcaz 107'deymiş. Okuyacağım yani. Neymiş? Mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Ne demek hocam? Birbiriyle uyumlu olan
yakın olanlar. Evet, hocam devam edin. Birbirine yakın, mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe var. Birbirini çekerler. Birbirini çekerler. Kullarda oldukları için. Aynı. Kullarda oldukları, aynı şey oldukları için. Dost dostu çeker, düşman düşman, dost düşman iter gibi bir şey. Evet. Alim alimle. Evet. Mesela dağda da öyle. Köpek köpekle, kuş kuşla, tavuk tavukla. Değil mi? Oluyor. Şimdi sığırla tavuk arkadaş olduğunu gördünüz mü? Türler de hiç şey ama. He? Masallarda falan oluyor mu gerçekten? Evet, masallarda oluyor. Birisiyle tanıştım masallarda da. Birisiyle tanıştım 89 yaşında. Dün ve bugün. Bugün de o da karşımdaydı. İki seneden beri namazı bırakmış. Masallarda oluyor dedin, onun için cevap veriyorum. Bak şimdi, iki senede ben namazı... Niye kılmıyorsun deyince, ben dedi sabaha kadar, gündüz kılmadığım namazları sabaha kadar ben rüyada kılıyorum dedi. Yani Allah kimseyi şaşırtmasın. Hiç şey görmeyin. Bir misalimle Allah'ın şeyi, ikramı ona da nasip etmiş. İyi niyetliyce. Evet. Bizi de vesile etmiş. Bir misal verdi. Başladı Allah'ın olsun. Bugün de ziyaret ettim. Aklım başladı. Devam ediyor. Dedim ki rüyada yemek yediğin zaman, uyandığın zaman açlığın gidiyor. Rüyada zengin ve padişah iken uyandığın zaman zengin ve padişah mısın? Tamam hocam dedi. Anladım. Allah sonsuz şükürler olsun. Allah da bizi vesile etti. Namazı başladı. Ama fekkulaka sakın hiç şey hor görmeyin. O ne kadar basit değil mi imtihanı? Senin ve benim imtihanımız da aynı böyle. Aynı biliyor musun? Mesela ya şuna bak ya, Allah Allah. Lan bunu aşamıyor ya. Buraya bak, bunu nasıl dedi ya bu? Bunu nasıl yaptı ya? Bunu nasıl yapar ya? Şaşırıyorsun ya. Deme. Onun okyanustaki imtihanı, boğuşması senin ayağının topuna bile gelmedi o su. Ama senin okyanusta boğuştuğun su onu da topuna gelmedi. Onun için herkesin fekkur rakabesi farklı. Onun imtihanı şey, senin de basit bir şey. Onu hiç alakadar etmeyen şeyle de sen de boğuşuyorsun. Ben de boğuşuyorum. Boşuyoruz. Hocam hangi enerji daha güçlü maneviyatında? Habis olan mı, âli olan mı? Yani onu devam onlar tecelli ediyorlar ya hocam. He. Hangisi birbirine galip geliyor? Yani, şimdi şu. Maddeki tekrarın amacı da bu mu yani? Onu güçlü hale getir. Şimdi günahlar ve haramlar ademi oldukları için vücut olmadıklarından güçleri yoktur. Peki vücutlar nasıl görüyor? Hayır olmadığı şey şerdir. Şerin vücudu yok zaten. Günahın vücudu yoktur. Enerjisi de yoktur. Ne demek istiyorsun? Yani günahlar ve haramlar ademi olduklarından, yani hayır olmadığı şey, mesela şöyle, namaz kılmamak niçin haramdır? Kılmak farz olduğu için. Yani farzı yapmayınca sen bir haram işlemiyorsun. Zaten haram oluyor. Şerin vücudu olmadığından enerjisi de ademidir. Pek değeri yoktur. Ama vücut, sebap ise, amel ise vücududur, enerjidir, varlıktır. Onun için bir besmele çeksen şu kırık kan dolusu cinler, şeytanlar defolur. Yeter ki senin itikadın olsun. Ademi oldukları için, Adem'e çalıştıkları için. Mesela cehennem bir şey değil, Adem memleketine göre. Çünkü cehennem, Adem memleketinin taşeron şirketidir. Cehennem, Adem alemleri hesabına çalışır diyor Risale'de. Bak, vesvese şeytana, şeytan cehenneme, cehennem Adem'e çalışıyor. Mesela siz diyorsunuz işte biz bu Kur'an okuyorum, Kur'an okuyorum, sevap ve günah için değil. Yani orada demek istediğiniz mana... Şu Cemil'im, bak canım kardeşim. Allah biliyor da ben bir şey işlettirmeniz için söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Sizi kandırırmam, onu kandıramam. Doğru söylüyorum. Ben Kur'an'ı sevap diye okumuyorum. Kur'an sevap diye okusaydım okuyamam. Teşvik için söyleyeceğim, her gün bir cüz okuyorum. Sevap için okusaydım bu riya olurdu, sevabı giderdi. Ben sevap için okumuyorum. Ben o şifrelenmiş, bağlanmış olan harfler şeklinde gözüken suretidir. Bu Kur'an'ın suretidir. Kur'an'ın bir sureti var.
bir kanuniyeti var, bir hakikati var, bir de mahiyeti var. Söyleyeyim, mahiyeti kelam sıfatıdır. Subutu sıfatlandır. Tamam mı? Hakikati arştır. Arştır. Kanuniyeti arşazamdır. Sureti, tamam mı? Sureti, niye arş? Çünkü altında da şey de var, lef-i mahfuz. Şöyle diyebilirim bir daha. Mahiyeti, subutu sıfatlandır, sıfattır. Kelam. Kur'an'ın kelam sıfatından. Hakikati, arş ve lef-i mahfuz. Kanuniyeti, arşazan, sureti alem-i şahadet. Ben, Kur'an'ın bu suret. Mesela benim nüfus kağıdımı gördünüz yolda. Cilt no, sayfa no, memleket, doğum falan. Bu beni, bu varlığımı gösterir. Bu Kur'an gibidir. Şu dolaptaki Kur'an gibi. Ama ben ise nüfus kağıdına göre canlıyım, ruhluyum, hissiyatım var, duygularım var. Ucu ve bucağı ve derinliği ve nihayet olmayan bir sistem var. Bunu nüfus kağıdı göstermez. Ama işaret eder. Benim böyle bir adam varmış. Kimliğin hakikati siz oluyorsunuz. Evet. Kimliğin hakikati benim, kimlik benim suretimdir. Musaf, Kur'an surettir. Hakikati canlıdır. Çünkü Kur'an canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kur'an canlı ve şuurludur. Ben şimdi o şifrelenmiş harflerdeki Kur'an'ı öyle çapıyorum. Çünkü latif nükteler 30, 31, 32, 33. sayfalarda huruf-u mukatta ilaçlardan daha tesirli olduğunu söylüyor. Anlamadım. O zaman seni anladığım misal vereyim diyor. Nasıl diyor moralı bozuk, perişan bir insana güzel, ümitli bir cümleyi söylersen yüz mü diyor, bin nafi ilaçtan daha tesirlidir diyor. Varla var mı? Ha var. Bak. Kur'an nasıl biliyor musun? Bak aynı şuna benziyor. 66 mıdır? Diyor ki, bilirsin. Meyus ve ümitsiz bir hastaya. Bak Kur'an'ı okumaya bak. Lafa bak şimdi. Bu laf, söz böyle olursa Kur'an olur bak. Meyus ve ümitsiz bir hastaya. Manevi bir teselli. Ya ben de şey biliyordum ya falan diye. Manevi bir teselli. Bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Faydalıdır. Çünkü kelam sihirdir. Hepsi büyüdür. Seni büyüler. Kötü bir haber midene vurur. Geceni ortadan kaldırır. Gece gündüzün darmadağını. Çünkü kelamda olayların kendisi var. Duyduğunuz kelamda hemen duyduğunuz kelamda dimağınız onu hayallendirir. Sonra düşündürür. Sonra akdettirir. Sizi içinize, içine sokar. İçine soktuğun şey olursun. O olayı burada olduğunu aldı içinde olsun. Onun için de giriz. Onun için kelamda sihir var. Benim ağzımdan çıkan kelam, kalbimden çıkan mana, vicdanımla boyalanır. Dimağa gelir. Dimağda 7 mertebe var. Oradan da her bir yerden boyalanır, kesilir, kaynak yapılır, civatalanır. Sonra mahrece gelir. Burada titreşime dönüşür. Dışarıda kelam olur. Peki dışarıda çıkan kelamda ne var? Sureti kelamdır. İçinde ne var biliyor musunuz? Kafa var. Vicdan var. Kalp var. Kelam, ilim, irade, kudreti taşıyor. Niçin Allah'ın ayetine beşer kelamı gelemiyor? Ama ona yakın cümleler söylenebilir. Çünkü beşer kelamının içerisinde insanın ilmi, iradesi, kudreti yoktur. İlmi vardır ama irade ve kudreti yok. Allah'ın ayeti şu. Ey sema suyunu kes. Ey ar suyunu yut. Dendiği anda söylüyor. Söylerken yapıyor. Aynı şey. Fiille söz aynı. Onun için sen ey sema suyunu kes diye dediğin anda su kesiliyorsa, ey ar suyunu yut. Eğer ar suyunu yutuyorsa bu sözün ayettir. Eğer söylediğin şey olmuyorsa bu beşeridir. Kezarsınız. Evet tamam. Ayet de olamaz. Çünkü ayetin içerisinde ilim, irade, kudret var yani hayat var. Onun için kelam kişinin karakterini gösterir.
Hazreti Ali de öyle diyor zaten. Kişi dilinin altındadır. Abi 107'yi de okuyalım ya. Bitirelim. 107'yi okuyacaktık ya. Eskal Fatih saate bakınca şey yaptın. Tamam. Yok yok ondan değil. 107'yi okumadık. Konu değişti. İstihatıracağız. Onu okuyor. Mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezb vardır. Hangi eşya birbirine yakınsa birbirini celbeder. Daha da misal verdi. Koyun koyundan, sığır sığırlar, tamam mı? Böyle mesela kağıt, mukdarista değil. Bak, yani birbirine temayül ederler. Mesela bir cemaatta bir adam duruyor, o da o tiptendir. Abi hala işte paralelden adam çok iyi niyetlidir, yani çok kalistir komşumuz, namaz takvası acayip ama hala orada, o da o tiptendir. Hiç endişe etme. Tereddüt etmeye gerek yok. Yok. Suizan olmuyor mu o zaman abi? Yok, fiil değil mi şu? Yakın zamanda mesela bizde yetişen bir arkadaşla ben biraz diyaloğa girdim abi. Baktım hala otelden çalıyor. Bir temas olmuş zamanında Ankara'da. Otelden konuşuyor. Ben dedim ki ya sen her şeyi biliyorsun. Evet. Hakikati biliyorsun. Demek ki bu hakikat abi o zaman. Evet, bak bir de okuyayım. Şimdi o olayı söyledim. Fiilen bak nasıl canlandınız. Gündelik hayatta. Şimdi okuyorum da. Mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezb vardır. Niye beni çekemiyor? Niye ben orayı buraya çekemiyorum? Ha, mütenasip birbirine ne olan mütenasip? Fikir yakınlığı olan, tarz yakınlığı olan. Tarz yok olan. Yani ne dersen de birbirine uygun olanlar birbirine ne yaparlarmış? Meyil ve cezb ederler. Ama bu eşya da öyleyse insanlar nasıldır? Yani kaldığın yer, konuştuğun yer, arkadaş konuştuğun. Mesela Japonlar bir bardak suya galis tabirler kullanmış. Güzel tabirler kullanmış. 5 saat eksiz 5 derecede dondurmuş. Galis tabirlerin suyu, suya, bak şimdi su, su, bak ne anlatacağım. Su, kötü sözler kullanmış evet. Ve kristalleri kahverengi ve içe donuk ve kapalı. Bu fizikseldir. Ve bunun yanında güzel sözler söylemiş, vaaz etmemiş, Kur'an okumamış. Daha beyaz, daha sayıdan, daha geniş şeyler olmuş, kristaller olmuş. Peki bu su %76 insansa, insanın %76'sı suysa, bunun yanında söylediğim sözde bu kadar su etkileniyorsa, %76 su olan insan kelamdan ne kadar etkileneceği malumdur diyor. O videolarını seyret, bilmem ne yap, senin kristallerin o tiptendir. Kur'an okursan da. Kur'an okursan kristallerin o tiptendir. Kur'an okursun. Şimdi mütenasip birbirine uygun olan, birbirini çağrıştıran, birbirine yakın olan, aynı koşuda olan, parkurda olan kişiler eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani anlamadım ustadım, anlamadım bak o zaman yani birbirine temayül ederler. Temayül hocam? Birbirine? Değilim. Meyil eder yani ona dönüşür. Ona dönüşmek arzusundadır. Birbirine temayül ederler ve yek diğerini celbederler. Aralarında ittihat olur. Onun için Allah Resulü diyor ya aleyhissalatü vesselam, söyle arkadaşını, söyleyin kim olduğunu. Başka bir hadiste, kişi arkadaşının dini üzerindedir yani. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri ne demişler? Demişler ki iyi olmak istiyoruz, git şey yap, oku, ezberle falan dememiş. İyi olmak istiyorsan ne demiş biliyor musun? İyilerle beraber. Ya, evet. 10 dakika geçirdik, hakkınızı helal edin. Ama eğer yarın gelirseniz bugün tespit ettiği şey Allah'ın nasip ettiği yatsı namazında Allah'ın bana ikram ettiği sizinle de paylaşacağım inşallah. Bu olur zannettim. Bunun içine koyabilirim dedim ama aynı kanun cinsinden bir şeydir. İlginçtir. İnşallah yarın ömrümüz olursa kokuda ne kalır Hasan abi? Koku mevzusuyla. Ya başka daha acayip. Yani kelamdan daha acayip. Bir ucu yok mu? Var abim. Kelamdan, ruhtan daha acayip. Yani ahiret hepten aralanacağını inanıyorum. İnşallah. Ne abi? Ahireti yakiniyetiniz, imanınızın çok artacağına inanıyorum. Haşır. Ahiretin.
Çok acayip üstü açılacağına inanıyorum. İnşallah. 8'e 5, 10 kala. 8'e evet, 8-10 kala. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masallahu.